Türkiye çapında genelde vazgeçilmez bölge bölge arabaşı. Biz diyoruz bizim, Yozgat diyor bizim. Ama herkesin kendi yöresine göre bir özelliği var. Bizim arabaşımız köy tavuğundan yapıyoruz. Hamurunu aynen pişiriyoruz. Kaşığa gelecek şekilde dilimleniyor. Köy tavuğunu pişirdikten sonra suyunu alıyoruz. Acı biber, limon, acılıca içiliyor. Hastaya biraz şifa gibi kış içeceğimiz, olmazsa olmazımız. Bir de birleştirme, yani şimdi toplama diyeyim, yani arkadaşlar arasında, akrabalar arasında, anne baba böyle evlatlarıyla topluluk olduğu için mutlu oluyor yani insan. Tek başına içilen bir içecek değil. Yani insan ya ailesiyle ya akrabalarıyla, dediğim gibi ya arkadaşıyla, eşi dostuyla sohbet ortamında çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Bu arabaşını pişirdikten sonra, şimdi genelde önceden ortadan içiliyordu. Ortadaki tasımıza hangisi hamuru düşürürse bir dakika davet o arkadaşa kalıyor. Öyle böyle günlerde tabii. Onu hazır olan, hani tavuğunu veya kişi kendini hazır hisseden arkadaş özellikle de o hamuru kaçırabiliyor. Güzel bir ortam. Acı, bol acılı, limonlu. Arkasına da etini, biz işte etini şeyde kullanmıyoruz, suda kullanmıyoruz. Etini ya kapama yapıyoruz ya tereyağında kızartıyoruz. Arkasında turşularla etini öyle tüketiyoruz. Arkasına tatlı olmazsa olmazımız, bazlamalarımız, köy ekmeklerimiz. Yapımı suyla hamuru, kıvamını tabii ki yakalayarak pişiriyorsun. Tepsiye döküyorsun, donduruyorsun kış içeceği derken, o yüzden kış oluyor. Hamur donacak ki bıçağı vurduğumuz zaman veya elimizi tuttuğumuz zaman şey yapacak, titriyecek, gelecek elimize. O şekilde oluyor. Köy tavuğu da öyle önceden hazırlanması geliyor. Böyle tabii ki biraz zaman alıyor köy tavuğunu pişirmesi. Özelliği bu yani. Biz bugün Sivrihisar'ın patente alınmış arabaşısını yapıyoruz. Önce tavuğumuzu ilk işlem ütüleme ile başlıyoruz. Aynen.